Dünyanın 5. en büyük barajı diye geçiyor. Buradan daha önce motor geçti mi? İlk geçen motor ben miyim? Gençliğim burada geçti dedi değil mi? 11 yıl. Yani barajın kalbi diyebiliriz buraya. Oo, ne diyorsun? Kalmam inşallah ben orada bir yerde. Motor 81 İl Türkiye Seyahatim'in yeni bölümüne hoş geldin. Ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilini motosikletimle tek başıma dolaşıyorum ve şu anda Artvin'in Yusufeli ilçesindeyim. Bu bölüm benim için aslında özel videolardan bir tanesi çünkü Türkiye'nin en büyük barajından motosikletle geçen ilk kişi olacağım. O yüzden benim için çok önemli de bir video. Adımı lastik izlerimin üzerinde Yusufeli Barajı'nda bırakmış olacağım. Baraj şu anda henüz daha açılmış değil. Özel bir izinle giriyorum oraya ve barajın görünmesi gereken en önemli yerlerini gittiğimizde hep birlikte göreceğiz. Bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan dolayı aşırı derecede mutlu olarak başlıyorum bu videoya. O zaman şu anda yeni yapılmış Yusufeli bölgesinden Yusufeli Barajı'na doğru yola çıkalım. Bir cenaze namazı var burada. Şu anda eski Yusuf Eli'ni kaybettikten sonra şu anda yeni yapılan Yusuf Eli tarafından ayrılıyorum. Şöyle son kez bakıyorum. Şuraya bak. Hala daha şu kenarlardaki ağaçlara baktığında o yeşillenmiş bölgenin devamını görebiliyorsun. İnsanlar buralara gerçi burada arılar nereden nasıl bağlanacak? Neyden özünü alacak bilmiyorum ama hala daha böyle etrafa bal kovanları koymuşlar. Arıcılık yapmaya çalışıyorlar. Kendi balını çıkarsa yeter gibi olacak artık onlar için. Kazanç sağlamaya geçtim. Çıklandırma yapmamışlar henüz daha. Yeri yamuk. Böyle hareli hareli yapınca gelişi çok güzel oluyor. Nereyi gösterecektim de çok iyi durmuyor. Ha şu karşı taraf mı? Bayrak var ya. He. Taştan tam güzel görünüyor. Şurada kale varmış Gürcülerin zamandan kalma. Oraya bir tane Türk bayrağı var ucunda. Orası. Yakınlaşıyoruz. Ohoho! Oraya bak, şurada karşıya doğru su gidiyor. Vallahi çok şükür, bin şükür Rabbime şükürler olsun. Bak bu şekilde devam ederse yollar, yol kısmında kar olmadığı sürece, soğuk olursa ben yolu devam ederim. Yani yolu kapatmadığı sürece ki ama yani asfaltı kapatmasa bile arazi yollarını kapatıyor genelde kar. Ama beni çok aşırı derecede yolumla netmeyeceği, rotamla netmeyeceği sürece ben aynı şekilde rotama devam edeceğim. Doğu güneydoğu değil. Şu an işte öyle manzaralar eşliğinde gidiyorsun nereye gidiyorsan. Ha, eski Yusufeli, yeni Yusufeli karşıda oldu. Bir önceki bölümde de vardı. İzlemediyseniz orayı bir izleyin isterseniz. Şu anda yeni yapılan Yusufeli'nin etrafı nasıl, eski yeri neresiydi? Onu göstermiştim çok detaylı olarak. Ve buraya ilk geldiğimde gelirken yolda da söylemiştim. Akşam karanlık geldim buraya ve haritada böyle bir yere kadar yol gösteriyor. Sonra yol
yok. İleride yol var. Hani orada bir köprü olması gerekiyor ama köprü hala daha bitmemiş. Kaç yıl olmuş? En az bir 4-5 yıldır falan şu köprü bitmemiş. Bak birazdan göreceğiz onu. Ben akşam geçtiğim için buradan görememiştim. Bak şu köprü var ya. Köprünün bir kısmı hala daha yapılmamış. Yıllardır millet burada köprü bekliyor. Geldiğin yerden oraya geçmek için şimdi bir tek köprüyü kullanarak geçmek yerine o kadar dolanıyoruz ki. Hani verilen tahribatlar, çok çirkin bir yer yapılmış olması, insanların psikolojik mağduriyeti, o bu şu. Abi sen insanları buraya yerleştirdin mi? Yerleştirdin. Bu köprüyü insanları buraya yerleştirmeden önce yapman gerekiyordu senin ya. Yusufeli merkezden bir yere gitmek isteyen biri yarım saat 45 dakika bu yolu çekiyor. Ondan sonra ancak ana yola bağlanabiliyor. Yollarda oldukça virajlı. Hani hız yapamazsın, edemezsin. Acil macil bir şey olsa var ya ilçede. İmkanı yok. Bir yere yetişemezsin yani bu yollardan. Evet. Yusufeli Barajı'nın girişine geldik. İşte benim akşamleyin geldiğim yere. Bakalım aynı abi burada mı? Barajda şurası. Tamam. Ha, birlikteyiz abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir çok şükür. Tamam. Şöyle geçin. Şu müsait bir yer park et. Tamam. Şimdi benim buraya gelişim aslında özel izinli oldu. Normal şartlar altında içeriği alınmıyor ziyaretçiler. Sağ olsun öğretmenlerindeki Ender Hoca yardımcı oldu, o konuda yönlendirdi. Belediye başkanıyla, kaymakamla falan görüştük. Onları bir ziyaret ettim burada. Şimdi onlardan aldığımız izinle devam ediyoruz. Bayağı da bir rüzgar var. Drone uçurması nasıl olacak? Onu bir göreceğiz de. Bakalım hayırlısı. Bu taraftan değil mi? Her yer tünel burada ya. Üf, hava yalnız var ya öyle bir kesiyor ki. Güneş mineş ama çok rüzgar ve soğuk var. Her yer tünel. Dağların altından gidiyoruz. Şu anda da ellerim dondu dondu dondu. 2 dakikalık yer gerek yok dedim ama ellerim buz kesti. Burası mı? Sen, ha bak bak. Evet, evet, evet. Barajımız mı? Şimdi burada bir şöyle bir manzara var. Ben şey diye o yukarıda böyle yüksek olan yer var ya. Tamam oraya da çıkartacağız. O şey bir dakika biz orada motorla gidemezsiniz. Biz o tarafta mıydık? Evet. Ha bir dakika biz oraya üstüne çıktık mı ya? Aa! Aşağı mı inmek istiyorsunuz? Yo. Ben buraya çıktığımızı anlamadım da. Ha çıktık. İşte tünelden gelince anlamadık. Evet hiç böyle tırmanma gibi olmayınca. Ay aşağıya bakınca şey oldu. Kaç metre şu anda buradan aşağısı? En altta gördüğünüz kısım 250 metre yakın. Evet şu anda Türkiye'nin en büyük barajının üstündeyim. Ana gövdesinin üzerindeyim. Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli Barajı. Aynı zamanda dünyanın da 5. büyük barajı olarak geçiyor. Buranın inşaatına başlarken dünyanın en büyük 3. barajı olacaktı. Fakat yanlış bilmiyorsam Hindistan ve Çin'de 2 tane daha büyük baraj yapıldı. Dolayısıyla şu anda dünyanın 5. en büyük barajı diye geçiyor. Buradaki tünellerden geldik başlangıcından. Yüksekliği alt dipte toprakta kalan alanla beraber sayıldığında 275 metre yüksekliğinde olan bir kısım. Yaklaşık su kısmına baktığında da 250 civarı, yanlış olmasın. Yanımda burada bize yardımcı olan arkadaşlar var. Demin onlardan ben bilgi aldım biraz, hani teknik anlamda bilgi. Bu tarafta barajın sularının tutulduğu taraf. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bir tepeye çıkmıştık. Böyle Y gibi olan yerden Baral Çayı'yla
Çoruh Nehri'nin birleşip baraja doğru gittiği yer demiştik. Sağ tarafa gittiğinde baraja doğru gidiyordu. 5 kilometre ileride bir yerde. Şuralarda muhtemelen şu taraflarda bir yerde kalıyordu orası. Şu anda da o barajın olduğu yere geldik. O taraf su verilmediği için şu anda bütün su ve basınç burada duruyor. Yusufeli Barajı şu anda inşaatı tamamen bitmiş durumda. Sadece suyla alakalı yapılacak olan prosesler, işlemlerin kalan kısımları var. Şurada tuttuğu su yüksekliğini gösteren bir, şurada metre kısmı var. 705 yazıyor. 711'e kadar geldiğinde artık bu suyun burada tutulma prosedürü bitmiş olacak. 6 metresi kalmış durumda. Şu anda inşaat halinde bitmiş, tamamlanmış durumda zaten. Ara ara şu anda teknik anlamda sadece testler yapılıyor. Hatta ben ilk buraya geldiğimde muhtemelen bitmemişti ama ben buradan işte birkaç gün harcadım Yusufeli'nde. O sırada testler bitmişti. İşte 711 metre çıktığında buradan artık su verilmeye devam edecek. Buradan daha önce araçlar geçiyordu. Daha önce hiç motor geçti mi? Motor geçmedi. Geçmedi değil mi? İlk geçen motor ben miyim? Tamam. Hadi o zaman. İyi bir şey oluyor. Benim için çok güzel bir hatıra baktığımda. Yukarıda bir seyir terası varmış. Oraya doğru çıkacağız. Şu yukarılara karlar yağmış bile, ne kadar yakın buraya. Ha. Oo, ne diyorsun? Kalmam inşallah ben orada bir yerde uzunlarımı. Araçlı çıkarken zorlandılar. Ha, burada asfaltı yok. Burası tamamen yapılmamış bir yer şu anda. Spiral bir şekilde sanırım yukarıya doğru çıkacağım. Karanlık kanyon 2. O bayağı dik. Bayağı dik. 770 kötü ulaşım türleri diye yazmışlar. Barajın iki tarafını da görebileceğimiz bir yer. Wow. Şu anda baraj etrafındaki en yüksek, durulabilecek en yüksek noktada duruyoruz muhtemelen. Demin benim geçtiğim yol şurasıydı. Buradan ne güzel duruyor. Çok iyi. Bir kısaca anlatayım o zaman. Ben de bilgisini aldım. Şimdi burası seyir terası olarak geçiyor. Ama bunların yapılmasında bir nedeni varmış. Keçi dışkısıdır diye düşünmüştüm ama dedim hani şimdi şu an çıkarlar diye.
dağ keçileri şuralardan buralardan buraya inip burayı yer bellemişler. Şimdi şu şeyleri anlatayım kısaca. Dağlar böyle uzun zaman boyunca işte yağmur görüyor, işte kar görüyor vesaire. Buralar sağlamlık konusunda birazcık daha düşük düzeyde kalıyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir alan yapılıyor. Buraları güçlendirmeleri gerekiyor. Güçlendirip buradan herhangi bir şekilde güvenliği riske atmayacak bir hale getirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla böyle yüzeye yakın olan yerlerde yüzeyin sağlamlığına göre 18 metre ile 80 metre arasındaki 12 tane çelik halatı içeriye böyle kompres ediyorlar. İçeriye saplıyorlar. Herhangi bir şekilde yüzeyde güç azalacak olursa en azından içerisiyle bir bağlantısı oluyor. İç taraftan tutmuş oluyor. Çok maliyetli olan her biri en az böyle 120 bin dolarlar vesaire havada uçuşuyordur yani. Normalde 5 yılda bitecek diye planlanan Yusufeli Barajı şu anda 11 yılını devirmiş durumda. 11 yıldır burada çalışan arkadaşlar varmış. Yani 20'nde buraya başlasan 30-31 yaşına kadar burada böyle gençlikleri geçiyor. Çok büyük bir emek. Baktığımda aslında kenardan şöyle görünüyor. Şu demin benim işte üstünde motosiklet kullandığım yer. Şurası ana gövdesi. 275 metre dediğimiz kısım burası. 705 metre dediğimiz de kısım da burası. 705-706'larda. 715 seviyesi deniz seviyesinden olan yükseklik burası. İşte 6 metre kadar yapılacak yeri kalmış şu anda. 440 metre de deniz seviyesinden olan yüksekliği bu şekilde. 1 milyar 888 milyon kilowatt kazandırıyor yılda. Burada günlük üretilen enerji Trabzon'un bir günlük enerjisini karşılayabilecek kadar miktarda bir enerji. Biz şuradaydık demin. Motosiklet kullandığım yer yine. Biz şuradan girdik. Şuralardaki spiral yollardan geldik. Şu anda en üst tat noktadayız. Burayı da yaparken aynı zamanda buraya kadar nasıl çıkıyorlar diye düşünürseniz bunların ismi ne oluyor? Öngermeli ankraş. Malzeme mühendisleri bunu beğendi. Buraya monte etmek için buraya bir tünel kazmaları gerekiyor. Aşağıdan yukarıdan başlıyorlar. İlk en başta bu en yüksek olan tüneli yapmışlar. Buraları yapmışlar. Sonra aşağıya bir aşağıdaki seyir terası gibi olan yeri yapmışlar. Sonra ankrajlarını koymuşlar. Öyle aşağıya doğru inerek buranın sağlamlık seviyesini olabildiğince maksimum seviyeye getirmişler. Elinize sağlık diyorum. Gerçekten çok büyük bir emek. Hakikaten baktığında demin de söyledim. Gençliğim burada geçti dedim değil mi? 11 yıl arkadaş buradaymış. Gerçekten büyük emek. Yusufeli'nin merkezinde de birçok insanla konuştuğumda yine o Serhat da burada çalışmış zamanında. Yaklaşırsan Yusufeli görünüyor. Beyaz beyaz gibi olan yer. Evet, orası yeni yerleşim yeri. O kadar zımlanmaz belki ama Karlıdağ'ın hemen... Şu tam böyle şey gibi olan yerin tam arkası Yusufeli. Beyaz gibi görünüyor. Orası manzarası da çok güzel buranın. Tam seyir terası. Ha? Aracın en güzel yerinde. Değil mi? En güzel noktası. Süper. Şu taraflarda da karlı dağlar, bunlar daha yakındı. Şuralara hep karlar yağmış. Bakalım oralara doğru gidiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Buranın keyfini, manzarasını sürdük. Şimdi bir de son bir yer daha varmış. Santral binası. Oraya gideceğiz. Oraya gösterecek arkadaşlar. Burada elektrik üretiminin olduğu kısımla alakalı birazcık bilgi vermiş olmak istedim. Şimdi şurası işte üzerinden geçtiğimizde suyun tutulduğu bölge şurası. Şurada kenarda su alma kısmı var. Burada basınç olacak olan su buradan içeriye doğru veriliyor. Sonra şurada 130 metrelik bir düz şekilde inen bir şaft var. Su buradan 130 metre boyunca hızlanarak aşağıya doğru geliyor. Dolayısıyla hani enerji üretimi burada sağlanıyor. Şurada 3 tane enerji üretimi yapılan enerji türbinleri var. Su geliyor buradan enerji üretiliyor. Sonrasında da şurada da şaft sahası var. Buradan da elektrik dağıtımı yapılıyor. Baktığımda aslında Yusufeli Barajı'nın şöyle uzaktan görünüşü bu şekilde. Çok da güzel özetlemişler. Evet. Değil mi? Aynen çok güzel olmuş. Neyin ne olduğunu anladık. Benim kafamda mühendislik günlerim aklıma geldi şu anda. Misafirlerimizi gezdirdiğimiz yer. Yani buraya gelince insanlar her şeyi görebiliyor yani. Değil mi? Aynen. Ya dışarıdaki yapılar buradan görüyoruz. Bir de işte santral binamız. Cumhurbaşkanlığı falan şey yaptı. Tabii Cumhurbaşkanlığı falan ağırladık burada. Öyle mi? Tabii. Yani değil mi? O geldi çektik.
O zaman tamam, şimdi de santral binasına doğru gidiyoruz. Birazcık da oraya bakalım. Bismillah, şimdi buradan dönmesi var. Evet. En azından şurada dönecek yer varmış. Arabaların. Tamamen spiral şeklinde böyle döne döne iniyor ha. Oh 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 oh. Gözüme toz kaçtı. Burası da bir başka o seyir tüneli gibi olan çıkışlardan bir tanesi sanırım. Ha, ne kadar çabuk oldu. En yukarıdaydık, sonra üste çıkmıştık. Şimdi o demin görebildiğimiz, yukarıdayken gördüğümüz aşağıya doğru indik. Oo, daha da aşağı iniyoruz. Çünkü su yukarıdan tamamen gelince enerji santrali ne kadar aşağıdaysa o kadar iyi. O kadar fazla yükseklik vermiş oluyorsun. Geldik galiba sana şöyle. Geldiğimiz bölge burası şu anda. Kulağımda aşırı derecede bir basınç var. Hani totalde baktığında en yukarıdan en aşağıya geldiğimiz böyle 1 kilometre rakım farkı var yani. En az 800-900 vardır. Sizde de oluyor mu basınç olayı kulaklarda her seferinde? Siz alıştınız mı? Evet. Alıştınız mı? Ben şu anda kendimi zor duyuyorum. Ses de var gerçi etrafta da. Şöyle bir alan. Burası şu anda elektriğin üretildiği yer değil mi? Evet, dağıtıldığı evet, yer değil. Yani barajın kalbi diyebiliriz buraya. Barajın yapılma amacı burada elektrik üretebilmek. Yani barajın yapılış amacı burada türbinleri çevirebilmek. Burası için yapıldı koca baraj. Sadece bu alan mı? Tüm şey aşağıya 3 kat daha var. 3 kat. Evet. Şundan türbinlerin olduğu yer. Bak şu üstünde kırmızı ışık yanan yerler. Aha. 3 tane türbin var. Burada iki. Ha, 3 türbin dediğin o evet, şey. 3 tane türbin. Bu yukarıda 3 tane türbin dediğimiz yer şu 1, 2, 3 kırmızı ışıklı olan yerlermiş. Şu 2 tanesi kırmızı ışığı yanıyor ya, o kırmızı ışık yananlar test olarak kullanılıyor şu anda. Şu tarafı bilmiyorum, ses geliyor mu gelmiyor mu? Su kısmı şuradan, şu tarafın arkasındaymış. 130 metrelik suyun geldiği kısım. Olur. Bir aşağıda tribünler varmış. 3 kat normalde burası. Bir kat daha aşağıya doğru ineceğiz. Bitirdik.
gezimiz bitti. Şu karşıda işte gövdenin üzerindeydik. Yerin 7 kat üstünden 7 kat dibine indik. Ondan sonra şimdi normal yere geldik. Şantiyeye bir kahve içeceğiz. Ondan sonra ben yoluma devam edeceğim. Yusufeli Barajı'nın görülmesi gereken en güzel noktalarını gördükten sonra tekrardan şantiyeye geldik. Sağ olsunlar bir kahve ikramında bulundular. Kahvemizi içtik. Birazdan buradan ayrılacağım. Barajı gezerken bize öncülük yapan Emrah Bey ve Cemal Beyler'de. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Aynı zamanda şey de söyleyeyim. Bu drone görüntüleri benim durumumdan değil. Şimdi postunu kapatıyoruz. Tamam. 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 Teşekkürler. Tamam, geçeyim.